Nefis yemek tariflerinden görünümüyle pastanelerdekini aratmayacak vişneli yaz pastası tarifi. Kanalımıza abone olur ve bildirimlerin gelmesi için zile tıklarsanız çok sevinirim. Pastamızın keki için çırpma kabına 3 adet yumurta ve yarım su bardağı şekeri alarak güzelce köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Daha sonra 1 çay bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekleyerek karıştıralım. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serelim. Bu sayede kekimizin tabanı yapışmadan kolay bir şekilde çıkacaktır. Çember kalıbımızı pişirme kağıdının üzerine yerleştirelim ve kek harcımızı içine dökelim. Kekimizi 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Pişen keki fırından çıkaralım. Bir bıçak yardımıyla kekin kalıptan ayrılmasını sağlayalım. Kalıbından çıkarttığımız keki servis tabağına ters çevirerek koyalım. Üzerindeki pişirme kağıdını yavaşça soyalım. Kalıbı tekrar kekin üzerine yerleştirelim. Islatmak için 1 su bardağı sütü kekin üzerine gezdirelim. Kremasını hazırlayıncaya kadar sütünü de güzelce çekmesi için kekimizi dinlenmeye bırakalım. Pastamızın kreması için bir tencerenin üzerine cam kabı yerleştirelim. Burada kullandığımız kabın suya temas etmemesi önemli. 160 gram beyaz çikolatayı kabımıza alalım ve benmar usulü eritelim. Tamamen eridikten sonra çikolatayı ocaktan alalım. Karıştırma kabına 400 ml sıvı kremayı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyerek çırpalım. Daha sonra erittiğimiz ve soğuyan beyaz çikolatayı da ilave edip kremamız koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Sütünü çeken kekin üzerine hazırladığımız kremayı yayalım ve üzerini güzelce düzeltelim. Pastamızın üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında en az 2-3 saat dinlenmeye bırakalım. Vişne sosu için 2 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı su ile çözdürelim. Tencereye daha önceden yıkayıp kilitli poşet ile buzluğa kaldırdığımız 400 gram vişneyi alalım. Üzerine 5 yemek kaşığı şeker, çözdürdüğümüz nişasta ve 1 su bardağı suyu ilave edelim. Güzelce kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Vişneli sosumuz hazır. Vişne sosumuzu daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba aktararak bir kenarda bekletelim. Buzdolabında dinlendirdiğimiz pastamızın üzerini soğuyan vişneli sosumuz ile kaplayalım. Vişneli yaz pastamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videosunu beklediğiniz tarifleri bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca videolu tariflerimizi beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri anında almak için zile tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.